Çıtır Çıtır Felsefe serisinin tanıtımını yapan Dilek İmamoğlu'nun kitabı ben okuduğuna inanmak istemiyorum. Çocuklarımızın dünyasına, kimlik inşalarına, hayallerine musallat olanları uyarıyorum. Pis ellerinizi evlatlarımızdan çekin. Bu görselleri vermek istiyorum. Biz Hayır. çocuklarımızı okutamıyoruz. Onlar torunlarına, çocuklarına okutabilirler mi? Şeyma Hanım, sizi evimize davet ediyorum. Şeyma Hanım. Şeyma Hanım, sizi evimize davet ediyorum. Yani pis ellerinizi çocuklarımızdan çekin ifadesini ben aynen kendisine iade ederim. Tarikatların ve cemaatlerin yurtlarında o pis elleri ne yaptığını biz çok iyi görüyoruz yıllardan beri Sayın Başkan. Bıraksınlar bu işleri. Tarık Bey her konuda bu tarikatlara, tasavvuflara bahsediyor da arkadaşlar, kötü olan, iyi olmayan hiçbir faaliyeti hiç kimse savunmaz. Yani buradan biz CHP teşkilatlarındaki olaylara mı girelim? En son milletvekilinin özel hayatıyla ilgili olaylara mı girelim? İBB İstanbul kitapçısı geçtiğimiz hafta çocukların üzerinde travma etkileri bırakabilecek, pedagojik ve psikolojik açıdan çocukların okumaması gereken Çıtır Çıtır Felsefe serisinin kitaplarının satışıyla gündeme geldi. Bu içerikler sosyal medyada paylaşıldıkça insanlar adeta isyan ettiler. Çocuk kitapları kategorisinden satışa çıkan bu kitaplarla alakalı bir diğer ayrıntı ise pedofili ve cinsel istismarın anlatıldığı bölümler bulunan kitapların Dilek İmamoğlu'nun da olduğu bir videoda ailelere ve çocuklara tavsiye edilmiş olmasıydı. İstanbul'un her alanda olduğu gibi kültür sanat alanında da yol gösterici nitelikte olduğunu hepimiz biliyoruz. Böyle bir şehri yönetirken vizyonsuz, amaçsız, niteliksiz ve inceliksiz olamazsınız. Şehri yönetirken İstanbul komşularımıza karşı her açıdan sorumlusunuz. Ailelere, kadınlara, çocuklara, gençlere karşı sorumlusunuz. Bir belediyecilik hizmeti olan İstanbul kitapçısında da kadim şehrimiz İstanbul'a yakışır nitelikte kitaplarla çalışma yürütmelisiniz. Yayıncılık kitap evi hizmeti verirken seçtiğiniz içerikler insanların fikir ve zihin dünyasına katkıda bulunmalı ve mutlaka halkımızın yüksek yararını gözetmelidir. Hele konu çocuklar ise, çocuk kitapları ise hata yapma şansınız yok. Titiz olmak bir seçenek değil, sizin mecburiyetinizdir. Ailelere, çocuklara sunduğunuz bu kitaplar ciddi anlamda onların ruhlarında ve dünyayı algılayışlarında geri çevrilemeyecek yaralar açar ve bence insanlığa karşı da suça girer. Çok hassas olmak zorundasınız. Ne yazık ki bilinçli olarak topluma ideolojik mesajlar vermek için İstanbul kitapçısını kullanan CHP yönetiminin ortadan kaldırdığı bu hassasiyet birçok kez satışa sunulan kitaplarla ilgili meclis gündemimize taşınmıştı. İBB daha önce PKK'lı terörist Sakine Cansın'ın da kitabını satışa sunmuştu. Devam eden süreçte İBB'nin satışa sunduğu ve reklamını İBB başkanımızın eşinde yaptığı kitaplar sayesinde çocuklarımızı konuşur hale geldik. Çıtır Çıtır Felsefe serisinin tanıtımını yapan Dilek İmamoğlu'nun kitabı ben okuduğuna inanmak istemiyorum. Okumadan bu reklamı yaptığına ve çocuğuna da okutmadığını düşünüyorum ama özellikle bu kitap seçilmediyse ve içerik hakkında da bir bilgisi yoksa gelinen süreçte de bir açıklama yapmasını beklerdim. Bu süreçte işim neticesiyle birçok psikolog ve çocuk gelişimciyle görüştüm. Sadece kitapların içerikleri değil, çizimlerle verilmek istenen alt mesajları da biz yorumladık. İçerikleri incelediğinizde ortaya gerçekten can yakan, isyan ettiren analizler çıkıyor. Bu ideoloji ve siyaset üzeri bir konu. Hiç ideoloji işin içine katmadan insan gelişimi üzerinden çocuk algısı ve dünyasının inşasını değerlendirdiğimizde kitabı yazan ve görseli hazırlayanların kendi çocukluk travmaları, nevrotik kişilikleri ve muhtemelen yaşadıkları cinsel istismarları yansıttıklarını görüyoruz. 26 Haziran 2022 tarihinde gelen tepkiler ve şikayetler neticesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Çocukları Muzir Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından incelenen serinin 7 kitabı muzir yayın ilan edilmiştir ve muzir yayın ilan edilen yayınların reklam ve propagandasının yapılamayacağını, açıkta teşhir edilemeyeceğini, okul ve benzeri yerlere sokulamayacağını, 18 yaş altına da satılamayacağını buradan bildirmek isterim. Hala bu karara karşı dava açacağını söyleyen, ne yazık ki haksız bulanların açıklamalarını görmekteyiz. Bakanımız Derya Yanık Hanımefendi'nin de yaptığı, buna karşı yaptığı çok değerli açıklamalar için teşekkür ediyorum. Konu çocuklarımız, hedefimiz yapıcı olmak, yıkıcı olmak değil. Bu kitabı değerlendirirken örflerimiz, adetlerimiz ve değerlerimizi tabii ki konuşmalıyız ve mutlaka dikkate almalıyız. Ancak bunların dışında dahi kitabı psikolojik açıdan incelediğimizde Fransa'daki çocukları da ben etkileyeceğini düşünüyorum. Fransa'nın aile içi pedofili, taciz ve istismardaki yüksek oranını daha önce konuşmalarımda paylaşmıştım. Anlaşılan bundan sonra İstanbul kitapçısından çocuklara kitap alacak ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Bu yüzden İstanbullular adına soruyorum.
İstanbul Kitapçısı'nda yayınlanan, satışa sunulan kitapların seçimini siz nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Çocukların yüksek yararını gözetecek profesyonel bir kurulunuz var mı? Var ise içerikleri inceleyen kişilerin nitelikleri ve uzmanlık alanları nelerdir? 2. Kitaba tepkiler geldiğinde görselleri ve yazılanları gördüğünüzde satıştan kaldırma sebebiniz, bu kitapların çocukta fobi ve kaygı bozukluğu, yabancı anksiyetesi oluşturduğunu, eşcinsellik teması üzerinden kurgulanması, pedofili ve taciz anlatımı yaparken aslında çocuğa istismarın kitabın kendisinin yaptığını fark etmeniz mi? 3. Kitabı satıştan kaldırırken pandemi ortamından yeni çıktığımız bu günlerin farklı atmosferinde kitabın çocuklarda artan anksiyete ve yabancı korkusunu tetiklerken primer sahne endişesi oluşturabileceğini tahmin ettiniz mi, fark ettiniz mi? 4. Çocuklar yaşlarına uygun olmayan içerikler ve yayınlarla karşılaştığında cinsel içerikli uyaranların doğrudan beyindeki duyu merkeziyle algılandığını, beyindeki amigdala adı verilen alana hızla yerleşen uyaranın çocukta oluşturulan duygunun silinmesinin bir daha mümkün olmadığını biliyor musunuz? Bu sorumluluğu aldığınızın farkında mısınız, önemsiyor musunuz? 5. Zihin okurken görselleştirmeye meyillidir. Pedofilinin açıkça işlendiği bölümler bu... Bölümlerde çocuk bunu görselleştireceği için zihinde izliyormuş hissi bırakır. Bu da ikinci travmadan ziyade direkt travma etkisine sebep olabilir. Travma tanımında kişinin direkt yaşaması gerekmez bunu. Şahitlik de bir travma etkisine sahip olabilir. Bunun yanı sıra bir insanı etkileyebilecek olaylar ilk 18 yaş içerisinde gerçekleşir. Sonrasında yaşadıklarımız bu 18 sene içerisinde olanların tetikleyicileridir. Bu sebeple de küçük yaş grubunun bu tarz açık ifadelere maruz kalması çocukta çok ciddi sorunlara sebep olabilir. Bu sorumluluğun farkında mısınız? Önemsiyor musunuz? 6. İstanbul Kitapçısı İstanbullulardan ve çocuklardan kurum olarak özür dileyecek mi? Önergemin başkanlık makamına havalesine saygılarımla arz ederim. Ve şunu da eklemek istiyorum. Çocuklarımızın dünyasına, kimlik inşalarına, hayallerine musallat olanları uyarıyorum. Pis ellerinizi evlatlarımızdan çekin. Hayal dünyalarına işitsel, görsel ve sosyal medya yoluyla Şeyma giremezsiniz. Şeyma Hanım. Bu tehditin Şeyma ne kadar ciddi olduğunu göstermek soru için başkanım. Soru önergesi istedim. Bakın. Evet. Yeterli. Ama ben buradan CHP Lütfen. Grubuna ve İYİ Parti Lütfen. Grubuna müdahale ediyorum. Bu görselleri vermek istiyorum. Hayır. Biz çocuklarımızı okutamıyoruz. Onlar torunlarına, çocuklarına okutabilirler mi? Şeyma Hanım, sizi yerinize davet ediyorum. Şeyma Hanım. Şeyma Hanım, sizi yerinize davet ediyorum. Arkadaşlar, lütfen sükunete davet ediyorum meclisi. Şeyma Hanım, Şeyma Hanım, lütfen yerinize. Konu çok önemli bir konu ama bu ifade şekliyle tabii hiçbir şekilde herhangi bir karşılık bulamıyor maalesef. Şimdi ben klinik psikolog değilim, pedagog da değilim ama bir anneyim ve bu konuyu araştırdım görünce. Ve bu konuyla ilgili bir uzman görüşü var elimde. Müsaadenizle bunu okumak istiyorum size. Fransız yazar Brigitte Labbé'nin yazdığı Çıtır Çıtır Felsefe dizisi, çocukları küçük yaşta hayata dair olaylar ve durumlar üstüne düşünmeye sevk edecek şekilde planlanmış, yazılmış, çok büyük sayıda çocuğa bu anlamda ulaşabilmiş eserler barındırıyor. Söz konusu olan kitapta da küçükler ve büyükler konusu işleniyor. Büyümenin sancılı yolları çocuklara düşündürülmeye çalışılıyor. Başarı, güç, kurallar gibi konular sorgulanıyor. Dizide, felsefede her şeyin göreceli olduğuna vurgu yapılmaya çalışılıyor. Ancak göreceli olmayan tek konu var. O da çocuklara karşı işlenen suçlar, duygusal, fiziksel ve cinsel taciz. Bu seri 4-5-6. Sınıf düzeyindeki çocuklara büyümenin ve büyüklerle ilişki kurmanın normal yollarını düşündürürken maalesef hayatta var olan sapkın durumlar konusunda da çocukların gözlerini açmaya çalışıyor. Evrensel cinsel taciz yasağını bu yaş düzeyindeki çocukların anlayabilmesi için somut bir örnekle net bir şekilde anlatıyor. 10-12 yaşında soyut düşünme becerileri henüz tam olarak gelişmemiş olan çocukların bu konuya bir anlam kazandırabilmesi ve kendilerini koruyabilmesi için bunun çok somut
ve basit bir şekilde anlatılması gerekir. Bu yaşlardaki çocukların taciz olayını ve kendilerini bundan nasıl koruyabileceklerini imalarla ya da bir takım soyut benzetmelerle, ifadelerle anlaması zaten mümkün değildir. Dolayısıyla pedagojik açıdan soyut düşünme dönemini henüz tamamlamamış bir çocuğa burnunu karıştırma demek gibi cinsel organına da dokundurma kuralının en basit ve en anlaşılır şeklinde yazılması gerekir. 30 yıldır klinik psikoloji ve pedagoji alanında çalışan bir uzman olarak her türlü konunun çocuklarla konuşulmasının konuşulmadan bırakılmasından çok daha faydalı olduğunu gördüm. Tüm bilimsel çalışmalar da söze dökülen durumların davranışa dönüşme riskini azalttığını destekler. Bu şimdi bu şekilde uzun bir yazı detaylı bir şekilde incelemiş. Bunu klinik psikolog İnci Vural, meclis üyesi arkadaşımın çirkin ithamlarını kendisine geri iade ediyorum. Burada hepimiz anne babayız. Hiç kimse çocuklarının bu şekilde yanlış şeylere maruz kalmasını istemez. Ve zaten bu kitaplar da çocukların bu tip durumlara maruz kaldıklarında nasıl davranacaklarını, nasıl tepki vereceklerini öğretmek içindir. Teşekkür ediyorum. Şimdi meclisimizde konuşulurken tabii ben kimseye üslup verecek halim yok ama yanlış anlamaya müsait şeyler de yanlış anlaşıldı diyor. Yanlış anlaşılmaya müsait şeyleri de söylemeyeceksiniz o zaman. Yani pis ellerinizi çocuklarımızdan çekin ifadesini ben aynen kendisine iade ederim. Bir kere bu bir ayıp. İkincisi, Sayın Başkan, buraya kadar gelip bize bir takım evraklar sunmaya çalışmasını da provokasyon olarak görürüm. Meclis üyemizin provokatif tavrı, o da onun üslup sorunu, o da beni ilgilendirmez, kendisi üslup sorunu. Üçüncüsü de eğer kendisi mutlaka bir pis eller arıyorsa cemaat ve tarikat yurtlarında taciz edilen çocuklara bakacak. Bize burada ahlak dersi vermeye kalkacağına dönecek başka yerlere bakacak. Ondan sonra burada bir şey söyleyecek. Hiç pis eller oralarda tarikatların ve cemaatlerin yurtlarında o pis ellerin ne yaptığını biz çok iyi görüyoruz yıllardan beri Sayın Başkan. Bıraksınlar bu işleri. Sayın Başkanım, meclis üyemiz bir anne hassasiyetiyle gerekli duyarlılığı göstermiştir. Ve o İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı ve tanıtımını yaptığı kitaptan görselleri de göstermiştir. Yani burada bir takım arkadaşlar, rica ediyorum ya, bakın. Rica ediyorum. Arkadaşlar, sizin hoşunuza gidiyorsa siz okutabilirsiniz, evet. O kitapları ya, engelleyen yok. Evet. Siz okuyabilirsiniz. Ama bunu İstanbul Belediyesi'nin, İstanbul'un halkının bütçesiyle basamazsınız. Okumak istiyorsanız alır okursunuz. O sizin kendi sorununuz, bizi ilgilendiren bir konu değil. Artı Tarık Bey her konuda bu tarikatlara, tasavvuflara bahsediyor da arkadaşlar, kötü olan, iyi olmayan hiçbir faaliyeti hiç kimse savunmaz. Yani buradan biz CHP teşkilatlarındaki olaylara mı girelim? En son milletvekilinin özel hayatıyla ilgili olaylara mı girelim? Biraz lütfen duyarlı olalım. Meclis üyemiz hassasiyetini dile getirmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanı da buna cevap versin. Teşekkür ediyorum başkanım.